Sevgili dostlar merhaba. Kasım ayında okuyacağım 10 tane harika kitabı hazırladım ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Baştan söyleyeyim bu 10 kitap Kasım'ın ihtişamda okuma serüvenine yakışır kitaplar. Oldukça sağlam ve kesinlikle çerezlik olmayan ama okuma heyecanınızı yükselteceğine kesin olarak inandığım tam 10 kitap. Bu 10 kitabın içinde bir de dinleyeceğim kitaplar var. Onları daha seçmedim. Onları seçtikçe size Instagram'dan bildiririm ya da başka yöntemlerle topluluk bölmesine yazabilirim. Şimdilik bildiğim tek şey 10 tane kitaba odaklanmış olmam. Bir tanesi müthiş bir seri. Birincisini bitirdim, ikincisini kütüphaneden alacağım. Hemen o kitaplara geçip size o 10 tane kitabı göstermenin heyecanını artık dizginleyemiyorum ama bir şey sormak istiyorum. Kasım ayında siz neler okuyacaksınız? Hangi kitaplar hayalinizin okuyacağım kitaplar rafında bekliyor. Onu bilmek istiyorum. Ben ve bu kanalı izleyenler bu yorumlara bakıyoruz ve listelerimizi bazen birkaç kitabı geri çekerek, bazen de aralarında sıkışık yolun içerisinden bir kanal açarak bir tane daha eklemeye çok çok arzulu bir şekilde bekliyoruz, eklemek istiyoruz. Eğer hangi kitapları okuyacağınızı planladıysanız ya da ilk hangi kitabı okuyacağınızı belirlediyseniz lütfen yoruma yazın. Evet geçiyoruz ama bir şey daha söylemek istiyorum 10 saniyelik bir şey. Sevgili dostlar Ankara'da olan dostlar bayram günü birlikte olmak istiyorum. 29 Ekim'de Ankara Kitap Fuarı'nda olacağım saat 14'te Timahş Yayınları standında. Eğer gelirseniz çok memnun olurum. Tanışırız, görüşürüz. Ve hemen ertesinde 30 Ekim'de İzmir Kitap Fuarı'nda olacağım. Yine Timahş Yayınları'nda eğer gelirseniz dostlarla birlikte o İzmir'in güzel sıcak karşılamasını yaşarız, selamlaşırız ve kitapları konuşuruz. Tamam artık işte o 10 kitap. İlk kitabım bir serinin, uzun bir serinin ikinci kitabı olacak. Vakıfa başladım. Neden geç kaldım diye kendimi sürekli azarlıyorum. Gerçekten öyle. Galaktik İmparatorluğun nasıl kurulduğundan başladık ve neredeyse 80 yıl sonrasına kadar geldik. Oradaki encikalar. O kurulan din afyondur diyor ya bir kısım insan. Evet doğru. Siz dini gerçek anlamıyla yerini oturtturmazsanız o bir afyon haline gelir ve bunun en güzel uygulama alanlarından bir tanesini Asimov bize göstermiş. İkinci kitaptayım. Bu vakıf bitmek üzere. Çok az kaldı. Hala devam ediyorum. Ama bitecek. Vakıf ve İmparatorluk ikinci kitap. Oradan devam edeceğim. Ben biraz görkemli kitapları çok sevdim galiba. Bu aralar özlemişim. Yine bir görkemli kitapla devam etmek istiyorum. Oldukça da eski 2004 yılında basılmış birinci baskısı İş Bankası yayınlarından çıkmış. Kaşın Yıkılışı Roberto Kalasso'nun kitabını okumak istiyorum. Bu kitapta çok görkemli ve şiirsel bir tınısı olduğunu düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Fransız Devriminden 2. Dünya Savaşı'na, efsanevi Afrika şehri Kaş'tan Lenin'in Rusyasına uzanan bir yolculuk. Çok güzel bir yolculuk olacak sanıyorum. Yine eski bir kitap, uzun zamandan beri bekliyor. Om Yayınları hala devam ediyor mu bilmiyorum. 2000 yılında basılmış. Tam milenyumda çıkmış bir kitap. İsmi Kızıla Boyalı Saçlar. Kostas Marcellas'ın kitabı. Yeni kitabı da çıktı. Onu da çok merak ediyorum aslında. Yeni kitabı çıkalı da bir seneden fazla oldu diye düşünüyorum. Fakat bu bir türlü benim elime gelmeyen kitaplardan bir tanesi. Kasım ayında bir uzlaşmaya varıp okumaya başlayacağımı düşünüyorum. Bu kitaplar şimdiye kadar söylediğim kitapların çoğu hani vakıfı ayrı tutuyorum. Az bilinen, az görülen, gözden kaçmış ya da zamanında bir yükselmiş ama sonra unutulmaya doğru gitmiş önemli kitaplar. Yine öyle kitaplardan bir tanesi. Remzi Kitabevi'nden evinden çıkmış. Michel Zankeim'in Paris'e son trenini de Kasım ayı içerisinde okumak istiyorum. Çünkü Kasım ayı benim de yolculuklarımın çok yoğun olacağı aylardan bir tanesi. E, trenle gitmeyeceğim ama belki hızlı trenle gidebileceğim bir... Güzergâh da çıkabilir. 2015 yılında basılmış Paris'e son tren, Amerikalı bir kadın gazetecinin 2. Dünya Savaşı'na uzanan yıllarda Paris ve Berlin arasında geçen sürükleyici yaşam öyküsü. 2. Dünya Savaşı sevenlere, ya o 2. Dünya Savaşı tabii ki sevilmez de, 2. Dünya Savaşı ile ilgili kitapları sevenlere önerir. Arka kapağın başlangıcı beni çarptı umut ederim ki kurtulmuşuzdur diye düşünüyorum. Çünkü artık kış geldikçe biraz korkularım artıyor. Evet, pandemiden bahsediyorum. Kadim bir sır, sessiz bir düşman, ölümcül bir hamle. Ölümcül bir virüs dünyayı tehdit etmektedir. Bu başlangıç size yabancı gelmiyor zannederim. Pegasus'un önemli kitaplarından bir tanesi ya da okunası değil. Pegasus yayınları önemli kitaplar çıkartıyor. Bir de önemsiz kitapları elbette ki var. Ama onların işlerinden ayırmamız gereken ve okumaya değer çok kitabı olduğunu söyleyebilir. Jeremy Robinson'ın İçgüdü isimli kitabını da ben çok keyifle okuyacağım. Kalın ama sürükleyici ve kolayca sayfalarını çevireceğim bir kitap olacağını düşünüyorum. Bir satranç takımı macerası Hangi yıl basılmış? 2010 yılında alınmış. Elimdeki 2013 yılında. Yani daha doğrusunu söyleyelim yazar 2010 yılında kitabı yayınlamış. 2013'te Pegasus basmış. İşte elimdeki o baskı. Evet artık bıktık diyorsanız 2021 yılında basılmış Suzana Tamara. Büyük bir aşk hikayesi isimli kitabı. Geçen ay okuyamadım bu aya devretti ama okumak istiyorum. Çünkü ben Suzana Tamara'nın o yumuşak sesini biraz özledim galiba. Özlediğim şeyleri siz de hatırlarsınız. isterseniz götüreyim. Yüreğimin sesini dinle ve tabii ki kült kitap yüreğinin götürdüğü yere git. Bunları da bir daha okumak istiyorum vakit bulabilirsem. Epeyce zaman geçti artık neredeyse izleri benden silinmek üzere. Yolculuk aralarında kısa kitaplar da koydum. Cengiz Aytmatov'un Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek. Çok seviyorum Aytmatov'u ve onun kitaplarının bitmesinden açıkçası ürkmüyor değilim. Yavaş yavaş külliyatın sonuna doğru geliyorum. Fantastik bilim kurgu türünün en büyüklerinden bir tanesi Kraliçe. Kesinlikle benim için en azından öyle. Ursula Le Guin'in en çok bilinen kitabı Mülksüzler. O da benim kütüphanemde bekliyor. Hep önüne başka bir Ursula Le Guin geliyor. Bu ay, Kasım ayında ona da şöyle güzel bir birkaç gün ayırmak istiyorum. Bu da başladığım, birazcık da ilerlediğim 83. sayfasına geldiğim ama bir türlü ilerleyemediğim, tıkanmış kitaplarımdan bir tanesi. Yo yo kendisi müthiş. Yani gerçekten kişisel gelişimle ilgili bir şeyler okumak isteyenlerin okumasını çok tavsiye ederim. Çünkü bu insan hayatını düzene sokan ve önemli bir alim. Cevzi'nin kitabı ama bu Ebu Fereç İbnül Cevzi. iki tane Cevzi var. İkisini de seviyorum diyebilirim. İsmi hatırlı satırlar. Birer sayfalık, ikişer sayfalık çok güzel serleha gibi. Yani başınız sıkıştığında müracaat edebileceğiniz böyle inanılmaz öğütler veren bir kitap. Hatırlı satırları Hızlı okuyacağım. Kitabın bu geç kalmış makus talihinin sebebini de söyleyeyim. Kısa kısa başlıklar halinde olduğu için araya bir şey giriyor. O bir roman oluyor ve araya başka bir şeyi almama gibi bir sonuç ortaya çıkabiliyor. O arada bu birazcık geride kalıyor, az unutuluyor. Sonra Hasretle yeniden peşine düşüyorum hatırlı satırları Kasım'da hatırını bırakmadan bitireceğim. Ve yine annesinin isminden müsemma Server Bedi ismiyle Peyami Safa'nın güzel bir kitabı Kartal Pençesi'nde. Onu da eski kitaplardan bir tanesi epeydir bende var. Büyük ihtimalle okumuş olma ihtimalim yüksek. 2004 yılında yayınlanmış. Polisiye zannediyorum kısa bir kitap yollarda okurum diye düşündüğüm için bu listenin içerisine ekledim. Demin de söylediğim gibi bunun yanı sıra özellikle yürüyüşte ve uçakta harika bir şekilde dinleyebildiğim Storytel'in seçmelerini daha yapmadım. Onları böyle birazcık daha sırası geldikçe yerleştirmek istiyorum okuma planımın içerisine. Bildikçe, öğrendikçe de size bunları duyuruyorum. Özellikle bin kitabı takip ederseniz, kendi ismimle İrfan Gürkan Çelebi ismiyle ararsanız bulabileceksiniz. Orada her başladığım kitabı mutlaka işaretliyorum ve bittiğinde kısa bir yorum ekliyorum. Belki hoşunuza giden kitaplar oradan da çıkabilir. Benim 10 tane şöyle bakarak okuyacağım yani klasik yöntemle okuyacağım kitap işte şunlar. Ümit ediyorum ki içinden sevdikleriniz olacaktır. Arasından seçtiklerinizi okuma listenize eklerseniz birlikte okuma keyfini yaşamış oluruz. Ayrıca sizin yoruma yazacaklarınızdan da muhakkak benim listeme girecekler olacaktır. Herkese Kasım ayında da o soğuk kış günlerinde keyifle yanımızda kahvemiz, salebimiz, sıcak sütümüz, her ne istiyorsanız elbette çayınızla birlikte iyi okumalar diliyorum.